Şimdi gerçekten sanat algısı son derece önemli. Mücerret algı, soyut algı ve sanat algısı. Şimdi biz gençlerle iletişim kurduğumuzda az önce de söylediğim gibi onları nottan ibaret sanıyoruz ya da bu sınavları çalışıp vermeleri gerektiğine dair bir düşüncenin içerisine giriyoruz. Oysa ki her çocuğun içerisindeki ruh farklı. Kimi sanatçı ruhlu, kimi işte sporcu ruhlu, kimi gerçekten bürokrasinin içerisinde yer edilebilecek noktada. Ama en başta çocukları da birbirleriyle bir araya getiremiyoruz öyle sanıyorum ki günün gerekliliği olarak. Çocuk sosyal medyada kendi başına bencil ve birey olarak hareket etmeye başlıyor. Kolektif hareket edemiyor ve bir süre sonra o çocuğu kaybediyoruz hocam. Notlarınızı da aldınız. Genel anlamda sizden bir toparlama alayım. Şimdi iyi bir sınıf öğretmeni veya iyi bir branş öğretmeni artık günümüzde çok iyi ders anlatan öğretmen değil. Ben coğrafya öğretmeniyim. İşte sınıf öğretmeni veya hocam işte okullarda fizik öğretmeni olduğunu düşünün. Artık günümüzde çok iyi bir şekilde bu dersler sınıfa anlatıcı olmak öğretmenlik mahareti değil. Ustalık mahareti de değil. Çünkü bunun yerine YouTube veya sosyal medyada birçok kanallarda öğretmenin anlatması gereken bilgiyi çok iyi anlatan, güldüren, eğlendiren o kadar çok kanallar var ki o zaman öğretmenin yapması gereken şey sahip olduğu bilgiyi çok iyi bir şey sınıfa taşımak değil. O zaman öğretmenin yapması gereken şey sınıftaki öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak onları hayata taşıyabilme becerisidir. Dolayısıyla günümüzde iyi öğretmen, usta bir öğretmen sınıfındaki öğrencinin bireysel farklılıklarını bilen, tanıyan kişidir. O zaman şu, Yunus Emre'nin deyişi aklıma geliyor. İlim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen yani okumaktır. O zaman şu, bir öğrenci sınıfta kendisini tanıyacak, öğretmen kendisini tanıyacak. Bu iki birbirini tanımış varlık, o bireysel özellikle dikkate alarak sınıfta eğitim yöntem ve tekniklerini zenginleştiren, yetmedi dışarıda ek fırsat eğitimi sunan öğretmen, usta öğretmendir. Bu çerçeveden baktığımızda üstün zekalı çocuklar, biraz önce genel müdür beni ifade ettiği gibi bir tek şeye ihtiyaçları var. Okul boyutunda söylüyorum, anlaşılmaya ihtiyaçları var. Ev boyutunda söylüyorum, anlaşılmaya ihtiyaçları var. Sokak boyutunda ve sosyal medya ve basın boyutunda söylüyorum, anlaşılmaya ihtiyaçları var. Hadi bu bir tek bir şeye bir şey daha ekleyeyim. Üstün zeka, bütün çocuklar tabii ki mutlu aile ister. Ama üstün zekalı çocuklar mutlu bir aile tablosunu daha çok ister. Ettiği ki. Hadi buna bir şey daha ekleyeyim. Bunun dördüncüsü olmayacak. Çok hassas oldukları için evet. Hocam. Alınganlıklar çok yüksektir. Dolayısıyla hayata çabucak küsebilirler. Günlük hayat yaşadıkları travmatiktir. Yetişkin oldukları noktada çok ciddi bir şey öcünü alabilirler. Eğer okulda travmatik bir hadise yaşamışsa, birileri ona yaşatmışsa veya anne baba yaşatmışsa bunu toplumun öcüsünü çıkartırlar. Çünkü bazen onların yaşadığı durum toplumda ciddi bir şekilde topluma zarar verebilir. Dolayısıyla üstün yetenekli çocukları iyi yetiştirirsek ciddi bir şekilde katkı da alabiliriz. Ve diğer bir şey, üstün yetenekli çocuklarla alakalı bir şey daha ihtiyaç var. Okul ve ailenin dışında o çocukları anlayacak iyi bir mentöre ihtiyaç var. Bu ailede anne baba, annenin olabilir, babaanne olabilir, dayı olabilir, amca olabilir, dede olabilir. Dolayısıyla üstün zeka çocuklar, biraz önce hocam söyledi bir şey ifade etti, ben de notumu aldım. Özel yetenekli çocuklarla ilgili ben 20 senedir çalışıyorum. Doktor Kemal Tek'ten beyefendi üstün zeka çocuklarla ilgili ne gibi çalışma yapacağız, açacağımız okulda dediği zamandan itibaren yaklaşık bu kafamda. Gördüğüm, gözlemlediğim olay şu ki literatürler de bunu doğruluyor. Özel yetenekli çocuklar emir cümlelerinden hoşlanmazlar. Bunu beni dinleyen şu an anne babalar duysun. İki öğretmenler duysun. Emir kipli cümlelerden hoşlanmazlar. Peki ne cümleleri isterler? Özel, bütün çocuklar artık şimdi ama özel yetenekli çocuklar daha hassastırlar. Özel yetenekli çocuklar ikna edilmek isterler. Allah var mı? Sorusunun karşısında ikna edici bir dil kullanacaksın. Yani bilime daha mı melekler kız mı erkek mi? İkna edici bir dil kullanacaksın. Bunu niye yapıyorum? İkna edici bir dil kullanacaksın. İkna edeceksin. İkna edinceye kadar o çocuk onu sormaya, sorgulamaya devam eder. Eğer toplum baskıcı bir toplumsa, çevresel faktörler, okul ve çevre çok baskınsa onunla ilgili içine kapanabilir. Veya bir yerde takılmış olabilir. Yani buna benzer tavır ve tutumlar gösterir. Dolayısıyla bu özel yetenekli çocuklar için geçerli. Hocam biraz önce bir cümle söyledi. Ben yıllar öncesi bir veli toplantısında gencim 28 yaşında Aytaç Açıkalın, Profesör Doktor Aytaç Açıkalın'ın seminerlerine programdan devam ediyordum. Dedim ki ondan duyduğum bir söz.
dünün güneşiyle sayın velilerimiz dedim. Sayın Profesör Doktor Aytaç Açıkalın Hoca Efendi bir yüksek lisans programında şöyle demişti dedim. Dünün güneşiyle bugün çamaşırdan kurtarabilir misiniz demişti dedim. Dolayısıyla yani bunu şunu demek istedim. Bugün farklı tekniklere, teknolojiye, bilgiye ihtiyaç var. Tutum ve davranışınızı değiştirmek gerekir diye söyledim de bir tane veli parmak kaldırdı. Hocam bırakın dünün güneşiyle çamaşırlar kurutmayı. Bugünün güneşiyle de çamaşırlar kurutamazsınız. Kurutmaya gerek yok dedi. Herkes güldü baktı. Çünkü dedi çamaşır makinesi ve kurutma makineleri var artık. Güneşe ihtiyaç yok dedi. Yani şimdi günümüzdeki çocuklar o kadar hızlı bir şekilde teknolojik altyapıyla büyüyorlar ki öğretmenlerimizin her biri bu sisteme ayak uydurmak zorundalar. Yani okullarımız ve öğretmenlerimiz toplumun gerektirdiği değişim ve dönüşümün önünde olmalılar. Kayseri'de eğitimi çok güzel bir şekilde özetlemiş. Ben bunu Kayseri'de duyduğum zaman eğitimin özeti son bu dedim. Son söz olarak alalım. Onu şöyle özetleyeyim. Kulağını çınlatmak istiyorum. Okulumuzdaki bir öğretmenimiz söylemişti Kayseri'de. Biz böyle eğitimi tartışıyoruz. Uzun uzun böyle konuşuyoruz. Kendi aramızda eğitim ne olacak falan diye. Hı hı. Hocam eğitimin dört ayağı vardır dedi. Bunu bizi dostlar da çok iyi dinlesin. Bilmiyorum Kayseri'de olan var mı içinizde onu da bilemiyorum. Birincisi. Annenin ketesi. Kete ne? Yani Kayseri'de bir çocuğun, bir ailenin zevkle, keyifle yediği bir yemek türü, bir hamur işi. Hı hı. Kete bu. Annenin ketesi. Eğitimin birinci sırrı. İki, babanın kesesi. Yani para, eğitim maliyeti var demek istiyor. Evet. Paraya dair ki biraz önce Genel Müdür Bey söyledi, bir takım harcama, devlet olarak harcama yapmak zorundasınız eğitime. Ciddi bir şekilde kaynak ayırmak zorundasınız. Üç, öğrencinin hevesi, isteği, merakı. Dört, öğretmenin nefesi. Bakın, annenin ketesi, hı hı, babanın kesesi, öğrencinin hevesi, öğretmenin nefesi. Bu dört unsuru bir araya getirdiğimizde eğitimde başarı yakalarız efendim.